Yarınsız Yarın, Nazan Öncel, Everest Kitap. Bazen kelimelere ihtiyaç duymadan gelen şey mutluluktur ama kalıcı olmadığını bilirsiniz. Zamanı durdurmak ne kadar mümkünse mutluluğu tutmak da ancak o kadar mümkündür. Tekrarına en çok ihtiyacımız olup da tutamadığımız şeydir zaman. Oysa sonsuza kadar mutlu yaşadılar klişesine bile göz yumabilirdim. Fakat böyle bir şeye gücüm yetmezdi ve zaman paha biçilmezdi. Bazıları geçmişini susturmayı, bazıları geleceğini konuşturmayı hayal eder durur. Ne geçmiş susar ne de gelecek konuşur. Bazen bir yarın bir ömre değecek kadar değerli olur ve o tek bir güne her nefesinde minnet duyarsın. Nazan Öncel, Yarınsız Yarın adını verdiği ilk romanında çocukluktan yaşlılığa, büyümeyi, aşık olmayı ve kaybetmeyi anlattığı bir yolculuğa çıkarıyor okurlarını. Kitapta susturulamayan geçmiş ve konuşamayan ancak hayal kurabilen bir gelecek arasında yaşanan ve adına hayat denen hikayeler yığınını mutluluk, düş ve aynalık kavramıyla sorgulayan Öncel, geçmiş ve gelecek kavramını zaman eleğiyle süzüyor. Keşke Seni Hiç Okutmasaydım. Mehmet Kılıç, Dorleon Yayınları. Daha önce Metris firarlarını anlattığı Mahpus Kaça Kaça Biter kitabıyla bilinen Mehmet Kılıç, Keşke Seni Hiç Okutmasaydım da kişisel hikayesi üzerinden Türkiye'nin 1977-2012 yılları arasındaki tarihine tanıklığını aktarıyor. Hüseyin Irmak, kitaba ve Mehmet Kılıç'a ilişkin şunları yazıyor. Bereketli insanlar veren Gürün toprağında filizlenen Mehmet Kılıç, henüz 5 yaşında fidanken Ankara'nın bir gecekondu mahallesinin toprağına aşılandı. Burada esrardan işsizliğe, hayatın bütün renklerine tanık olarak büyüdü. 17 yaşında öğrenci olarak ayak bastığı İstanbul'da öğrenme merakıyla hemen kendi başına şehri gezmeye başladı. Giderek demokratik üniversite mücadelesi içine girdi. Babasının ileriki yıllarda Kılıç'a "Keşke seni hiç okutmasaydım, okudukça aklını cıvırdın" diyeceği evreye girmişti. Sonrasında direnişler, açlık grevleri, ölüm orucu ve firar girişimleriyle biçimlenen cezaevi yıllarında kasıtlı hedef yapıldı ve idare operasyonlarında bir gözünü kaybetti. İşte bütün bu hikaye Kılıç'ın kendi ağzından ayrıntılarıyla karşınıza çıkıyor. Doğrudan birinci elden yaşanmışlıklarla önünüze hayatın içinden bir fotoğraf koyan Kılıç'ın yazdıkları, mücadele kültürüne de bir katkı sunuyor gelecek kuşaklar için. Sahne arkadaşlarım, Hagop Ayvaz, Aras Yayınları. Kendisi de oyunculuk yapan, oyunlar yöneten ve genç oyuncular yetiştiren Hagop Ayvaz, 1999-2001 yılları arasında Agos gazetesinin Ermenice sayfalarında yayımladığı iki yazı dizisiyle rol arkadaşlarını ve tiyatro hatıralarını anlatmış, unutulmaya yüz tutmuş kişi ve olayları yazıya dökerek ölümsüzleştirmişti. Ustaları Asot Madatyan'la Bedros Baltazar'dan Grigor ve Lucy Hagopian'a, Knar Sıvacıyan'dan Zaruhi Değirmenciyan'a, Naşit Özcan'dan Sait Köknar'a, Şavaş Boğuz Karakaş'tan Irma Toto Karaca'ya, onlarca sanatçının meslektaşı ve yakın dostu olarak bu anıları kaleme alan Hagop Ayvaz, sahne arkadaşlarımla eşsiz bir tanıklık sunuyor. Türkiye'nin en uzun soluklu tiyatro dergisi Kulisi tam 50 yıl boyunca yayımlayan Hagop Ayvaz ömrünü tiyatroya adamıştı. Sahneye ilk kez 1920'lerde çıkan, Cumhuriyet'in ilk yıllarından 2000'lere dek Türkiye'li ve Ermeni sanatçıların sahneye koyduğu neredeyse tüm oyunları bizzat izleyen, dergisiyle sahne sanatlarının nabzını tutan Ayvaz, Türkiye tiyatro tarihinin hazine sandıklarından biriydi. Ajanda 2021, Hayat Memat, Metis Yayınları. Geleneksel Metis ajandası, Hayat Memat temasıyla okurlara sunuldu. Yayınevi bu yılın ilk ajandasının temasını ve hangi düşünceden doğduğunu şöyle açıklıyor. 2020'de yaşadıklarımız hem malumun ilamıydı hem de bizi hazırlıksız yakaladı. 10 yıllardır bilim insanlarından, çevrecilerden, duyarlı politikacılardan gelen uyarılar, çığlığa varan alarm sinyalleri kulağımızın arkasında bir yerde vızıldıyordu. Ama hayatlarımızın ucu sonu belirsiz bir karantinaya dönüşeceğini öngörememiştik. Kaybedilen canlar canımızı yaktı, bazılarımız işinden ya da sağlığından oldu, ilk andaki şaşkınlık ve korkuyu süreyen bir kaygı takip etti.
Yine de bu sıkıntılı süreç bir şeylerin farkına varmamızı sağladı. Dünya üzerindeki diğer canlılara ne istersek yapabileceğimizi düşünmenin yanlış ve tehlikeli olduğunu gördük mesela. İnsan işgalinden kısmen de olsa kurtulan doğanın yeniden canlanabildiğini gördük. Hayatta neyin gerçekten önemli olduğunu sorduk kendimize. Hayat Memat Ajandası da işte bu düşüncelerden doğdu. Hayat ve ölümle ilişkimizi gözden geçirme ihtiyacında. Bunun için yine kitaplara çevirdik bakışlarımızı ve sevdiğimiz yazarların rehberliğinde hayata ve ölüme farklı perspektiflerden bakmaya çalıştık.